Türkiye 14 Mayıs seçim sürecine hazırlanıyor. Kamuoyunun dikkati tamamen seçime kilitlenmiş durumda. Bugün sabah bir saldırıyla uyandık. İYİ Parti İstanbul İl Merkezi'ne kimliği belirsiz saldırgan ya da saldırganlar ateş açtılar. Türkiye'nin gündemi birazcık da orası oldu. Bugün programımızda Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkan Yardımcısı Yüksel Taşkın'ı ağırlıyoruz ve ona bu soruyla dönerek başlayacağım. Yüksel Taşkın, hoş geldiniz. Hoş bulduk. Tabii Türkiye'de seçimler hiçbir zaman çok rahat ortamlar olmuyorlar. Hep böyle bir takım gerilimler içinde barındırıyorlar. 7 Haziran 1 Kasım süreci, 1977'deki Cumhuriyet Halk Partisi'nin Ecevit liderliğine birinin çıktığı seçim de biraz öyle seçim süreçleriydi. Bugün de İYİ Parti'ye bir saldırı oldu. Bu saldırıyı nasıl değerlendiriyorsunuz? Bunun devamı gelir mi? Böyle bir endişe var mı en azından? Şöyle, tabii bu iklimi kim oluşturduysa saldırı da o iklimden yararlanarak gerçekleşmiştir. Yani durumdan vazife çıkaran arkadaşlar olduğu anlaşılıyor. Bir kere Türkiye'nin en kıymetli hazinelerinden bir tanesi eşit şartlarda girmesek bile seçim. Yani 2019'da İstanbul'un el değiştirmesi sürecini gayet iyi hatırlıyoruz. Orada elimden seçim denen kıymetli mekanizmayı alıyorlar diyerek Ekrem Bey'e belki oy vermeyecekken gidip oy verenler oldu. Yani bizim için seçim dönemi çok önemli ve bizim siyasi rakiplerimiz var. Yani MHP bizim siyasi rakibimiz, AKP bizim siyasi rakibimiz ama siyasi düşmanımız değil. Israrla bunu vurguluyoruz. Genel Başkanımız da bunu vurguluyor. Ama söyleyecek sözü tükenenler, topluma yeni bir vaadi olmayanlar, hatta 5-6 parti yan yana geldikleri halde niye yan yana geldiklerine dair tek satır bir metinleri olmayanlar, belki de bu kutuplaştırıcı ve yaftalayıcı siyasetten başka bir enstrümanı kalmayanlar. Yani bu topluma yapılabilecek en büyük kötülük bu toplumu örneğin laik dindar diye kutuplaştırmaktır, Türk-Kürt diye kutuplaştırmaktır. Ve bunun üzerine seçim kazanma hesabı yapanlar, bunun üzerine strateji kuranların aslında topluma saygıları yok diye düşünüyorum. Benim şöyle bir hayalim var. Umarım bu seçimde bu tarz siyaset, ben ona şey diyorum yani oturduğu yerde ona buna laf yetiştirerek oy almayı bekleyen siyaset. Bu aslında dünyanın pek çok gelişmiş hiçbir ülkesinde artık olmaması, yani görmediğimiz tarzda bir siyaset. Umarım bu gerginlik siyaseti, yani bir şey önermeden gelmek üzerine kurulu siyaseti bu seçimde mağlup edeceğiz. Aslında 2019'da mağlup ettik. Bir defa daha mağlup edersek belki de yeni gençler, ya yani gençlerimiz ve çocuklarımız artık daha farklı bir siyaset kulvarı görecekler. Tabii ki bu saldırıyı kınıyorum. Daha önce de benzer şeyler oldu. Toplum onaylamıyor. Yani Sinan Ateş'in yani suikast sürecindeki toplumsal vicdanın ayağa kalkışına bakalım. Bütün bu tür şeylere tepki bu yönde olacaktır. Hani buna yönelenler aslında bence geçmişte başarılı olabilir ama toplumun da bir hafızası ve birikimi var. İnsanlar çok rahatsız oluyor. Yani her siyasi renkten insan, ben Anadolu'da görüyorum bunu, toplumsal huzur arayışı içinde ve kutuplaştırılmaktan bıkmış. Yani komşusunun mezhebini veya inancını veya siyasi görüşünü bilmek istemiyor. Komşusuyla tağla oynamak istiyor esnaf kardeşlerimiz. Dolayısıyla çok dikkat etmek lazım. Yani elimizdeki bu seçim enstrümanıyla, bak çok önemli bir silahımız var. Barışçıl yollarla iktidar değiştirmek dünyanın en erdemli işlerinden bir tanesidir. Bunu bir kaybettiğiniz zaman zaten Pakistanlaşırsınız. Neden Pakistan örneğini veriyorum? Pakistan'da hala seçimler yapılabiliyor. Yani iyi kötü hani seçim alanında bir rekabet var ama öyle bir sistem kurulmuş ki belli dokunulmazlar var. Belli radikal İslamcı gruplara hiç dokunamıyorsunuz, ne yapıyorsunuz diyemiyorsunuz. Veto hakları var belli konularda. İstihbarat ve ordu da çok güçlü. Küçücük bir alana sıkışmış Pakistan'daki süreçler. Dolayısıyla hani bizim o tarafa değil batıya doğru bu anlamda yönelmemiz lazım. O yüzden seçimlere göz bebeğimiz gibi bakmamız gerekiyor. Evet, bir de tabii bu seçim şiddet varsa siyaset yoktur yani. Bu büyüyebilir mi? Şimdi böyle bir toplumda mesela yakın zamana kadar Sayın Kılıçdaroğlu'nun bir suikast ihtimalleri dillendiriliyordu. O bir süredir durdu ama yani bu meselenin daha da gerginleşmesi, sürecin sertleşmesi gibi bir endişeniz var mı? Toplumun çok ama çok sağduyulu olduğunu. Biz Türkiye'nin her yerini geziyoruz ve 2021'in başından beri aslında biz bir kampanya yürütüyoruz. Ve şunu gördük. Hiçbir şekilde bize saygısızlık veya saldırı olmuyor. Ve kesinlikle CHP'ye oy vermem diyenlerin oranı da radikal bir şekilde düşüyor. Toplum bizi dinlemek istiyor. Çünkü Cumhurbaşkanlığı hükümet sisteminden memnun değil. Dolayısıyla bir kere toplum
bu konuda duyarlı ve o duyarlılığa yakın davrananların güçleneceğini görüyoruz. Ama risk var mı? Tabii ki var. Mesela Çubuk saldırısında yaşananları hatırlıyoruz. Ağır Ceza Mahkemesi'nde dahi yargılanmayarak yani o suç, o fiil Ağır Ceza Mahkemesi'ne bile götürülmedi. Böyle davranıldığı zaman işte özendiriliyor. Yani sonuçta kim ne kadar ceza aldı gayet iyi hatırlıyoruz orada. Böyle olmaması lazım. Yani böyle olduğu zaman insanlar şöyle düşünüyor. Televizyonları izliyor. Bağıran çağıran liderler var. Yani sakinleştirmesi gerekirken bağıran çağıran. Siyasi rakiplerini düşmanlaştıran liderler görünce bunun zemini tabii ki oluşuyor. Ama buna rağmen bugüne kadar bence seçim sürecinde dediğim gibi çok erken başladı. Son derece sakin ve büyük oranda oy davranışını da belirlemiş bir seçmen grubuyla karşı karşıyayız diye düşünüyorum. Peki şu anda sizin elinizdeki verilere göre, elinizdeki bulgulara ve araştırma sonuçlarına göre seçim nasıl gidiyor? Yani seçim süreci nasıl gidiyor? Cumhuriyet Halk Partisi önde mi? Kılıçdaroğlu önde mi? Son veriler size ne söylüyor? Şimdi şöyle, bir kere Cumhurbaşkanlığı seçiminde %60'a yakın bir makul çoğunluk potansiyeli olduğunu düşünüyorduk zaten. Ve yavaş yavaş bunun realize olduğunu biz görüyoruz. Yani biz şu anda Cumhurbaşkanlığı seçiminde öndeyiz. Pazar günü seçim olsa Kılıçdaroğlu kazanır mı? Kazanır. Kazanır diye düşünüyorum. Ama şöyle bir şey var. TBMM'deki öyle girift bir seçim sistemi kurdular ki yani bakın bir seçim sistemini 30-40 yıl sürecek şekilde bütün ülkenin yararına dizayn etmeyi ne zaman öğrenirsek o zaman sıçrayacağız. Şu sistemde hani biliyorsun baraj içi dehont uygulandı. Bu işimize yaramıyor deyip değiştirdiler. Öyle bir ucube sistem var ki şu anda. İttifak kuruyoruz. Niye kuruyoruz? İttifak belli değil. Yani matematik olarak bir tek baraj sorununu çözüyor ittifak. Anlatabiliyor muyum? Yani hep böyle düşünülmemiş, hep kısmi çıkara dayalı şeyler. Bu seçim sisteminde rakiplerimiz de, biz de matematiğe boyun eğersek, egolarımızı dizginlersek, aslında Millet İttifakı ve muhalefet bir bütün olarak orada da önde. Ama seçim sistemi kaynaklı riskleri en aza indirgemeyi başarırsak orada da üstünlüğü alırız. Yani aslında matematik olarak ikisinde de öndeyiz ama TBMM'deki süreçlerde çok dikkatli hareket etmemiz lazım. Şimdi birçok araştırmacı şunu söylüyor, Cumhur İttifakı %42 gibi oy alırsa parlamentoda çoğunluğu ele geçiriyor. Siz bunu nasıl buluyorsunuz, nasıl değerlendiriyorsunuz, siz bunu aşacak bir oy toplama elde edebilecek misiniz? Şöyle, o projeksiyonlarda şuna dikkat etmek lazım. Bizim gördüğümüz bir şey var, 2019'dan beri belki öncesinde de olan bir şey var. Büyük kentler bu iktidardan kurtulmak istiyor. Yani büyük kent sosyolojisi ve dinamiği bu iktidarla uzlaşamıyor. Çünkü büyük kentte ekonomik çıkarlar var, işte bireysel özlemler var vesaire. Mesela bir örnek vereyim. İstanbul, Ankara, Balıkesir, Manisa. Bütün bu büyük kent şehirleri tek tek saymama gerek yok. Eskişehir. Buralarda biz iktidarın ve ortaklarının keskin kayıpları ve bizim kazanımlarımız bizim tahmin ettiğimiz şekilde olursa o rakamlar tam gerçekliği yansıtmayabilir. Yine 42-43 olabilir ama mesela dehont il düzeyinde uygulanıyor. İstanbul'da biz birinci parti olursak büyük şehirlerde biz birinci parti olursak o zaman bizim lehimize olacak. Dolayısıyla hiçbir şekilde kazandık bitti dememek lazım. Umut aşılarken rehavet aşılamamak gibi bir şey var. Yani bizim aslında son derece dikkatli götürmemiz gerekiyor. Büyük kent dinamiğinin bu seçimlerde de belirleyici olacağını. Nasıl bir dinamiktir o? Erdoğan'ın dar gömleğine sıkışmamak için kendisi gibi düşünmeyen hatta kendi dünya görüşüne belki bayağı ters kişilerle aynı partiye oy verecek kadar matematik hesapla oy veren bir makul çoğunluk oluştu. Yani bu insanların bir kısmı baraj altı kalmasın diye MHP'ye oy veren insanlar, aynı insan gidip baraj altı kalmasın diye HDP'ye oy veren. Yani yavaş yavaş profesyonel seçmen haline geldik bu sistemde. Çünkü çok tuzak var ama biz de bir yolunu bulup tuzakları aşıyoruz. Peki Muharrem İnce'nin varlığı bunun üzerinde bir tehdit değil mi? Şunun için söylüyorum. Mesela önceki gün CHP'nin genel başkanı, cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce ziyaret etti. Ve ondan sonra yapılan açıklamalarda işte biz ittifaklara karşı değiliz ama ittifaklar ilkeli olmalı. İşte FETÖ'cüler, PKK'lılar, Hizbullahçılar bilmem ne filan biz bunlara karşıyız diyerek esasında işte kadın haklarıyla ilgili bir takım cümleler kurdu. Ve burada aslında Saadet Partisi'ne, Deva Partisi'ne, Gelecek Partisi'ne, HDP'ye yani CHP'nin dolaylı ya da dolaysız işbirliği yaptığı partileri de hedef aldı. Bu esasında Cumhuriyet Halk Partisi'nin az önce kurduğunuz çerçevesine zarar vermiyor mu? Şöyle yani
Ben burada yine her zaman olduğu gibi son dönemlerde hep yaptığımız gibi toplumun değişim özleminin önünde durursak, yani onun tıkamazsak, onunla beraber hareket edersek bu bahsettiğin risk tabii ki var. Bunu aşacağımızı düşünüyorum. Şöyle bir şey var. Türkiye siyasi tarihinde Osmanlı'ya kadar da götürebiliriz. Bu kadar ilkesel bir yan yana geliş olmadı. Yani bize hatta bazı insanlar şey diyordu. Amma çok yazılı belge üretiyorsunuz işte sokağa inin. Aslında biz sokaktaydık ama mesela bizim ortak politikalar mutabakat metnimiz çok zengin bir içeriğe sahip. Yani iktidarın önerileri yarışamaz bence. Bir de nasıl yapacağımıza dair her şeyimiz şeffaf. Şimdi Allah aşkına Cumhur İttifakı bize diyordu ya altı birbirine benzemez diye. Biz bir mutabakat etrafında müzakereler yaparak, birbirimizi dinleyerek ortak akılla yan yana geldik. Ne yapacağımız belli. Öbür tarafta 5 parti Vatan Partisi katılmak istiyor. İşte fiilen ne orada ne değil. Hadi 6, 5 öyle diyelim. Niye yan yana geldikleri belli değil. Dolayısıyla hangisi ilkesel bir birliktelik? Bizimkisi neden? Çünkü Türkiye'yi kabına yaz, Türkiye'ye dar gömleğe sıkıştıran, fakirleştiren, özgürlüklerini yok eden, reaksiyoner hatta soğuk savaş milliyetçi muhafazakarlığından daha geriye düşen, MC hükümetlerini aratan bir yapıya karşı, yani yanına yeniden Refah ve Hüdapar'ı da alan bir yapıya karşı biz Türkiye'yi demokrasiye taşımaya çalışıyoruz ve 50 artı 1 sisteminde 50 artı 1 ile taşımak zorundayız. Şimdi bunun neresinde ilkesizlik var? FETÖ'cü, PKK'lı falan bunlar gerçekten bu yaftalayıcı şeylerden artık yani insanlar bıktı. Yani Bir şey söyleyeceğim. Yani burada bu yaftalayıcı dediğin şeyler esasında Cumhur İttifakı'nın ana söylemi. Yani bunu 2019'da Sayın Cumhurbaşkanı da söylüyor, Devlet Bahçeli de söylüyor. Evet, Muharrem İnce adayken de bunlar dile getiriliyordu. Ya bu kadar o Muharrem İnce adayken PKK ile yan yana geldi denildi. Değil mi? Yani bu artık bıkkınlık verici bir yaftalama yöntemi. Şöyle yani biz şöyle bir şey var. Mesela iktidar bir tane oyu fazla olsun 50 artı 1 alayım diye Hüdapar'la yan yana geldi. Hüdapar yaptıkları eylemler yani oradaki yapıların bir öz eleştiri süreci oldu mu olmadı. Yeniden Refah mesela başkalarının nasıl yaşamayacağı üzerine bir siyasi söylem kuruyor. Hani kadınlar şunu yapmasın bunu yapmasın. Yani bu hakkı kim veriyor onlara? Dolayısıyla onlar yan yana geldiği zaman pragmatizm. Biz 50 artı 1'i kazanmak için bizim dışımızdakilerin oylarına talip olunca yani taviz vermek oluyor. Böyle olmaz. 50 artı 1 sistemini biz mi kurduk? Yani biz bu sistemden niye çıkmak istiyoruz? Çünkü şöyle, biz parti kimliğimizle siyaset yapmak istiyoruz. Bu sistemde yapamaz. Yani bu sistemde 50 artı 1'i yakalamak zorundasın. Bir yandan uzlaşmacı bir kültürü enjekte etmesi bakımından iyi. Ama bizim bir de programatik iddialarımız var. Yani biz aile destekleri sigortası diyoruz, İstanbul Sözleşmesi diyoruz. Partiler nasıl farklılaşacak, nasıl kimliklerini ortaya koyacaklar? Sistem taşımıyor bu ülkeyi. Dolayısıyla biz buradan kurtulmak için çok haysiyetli bir mücadele veriyoruz ve eşit koşullarda asla değiliz. Buna rağmen seçim meşruiyetini korumaya çalışıyoruz. Onun üzerinde biz titizlik yapıyoruz. Bize bu yüzden işte ilkeli değil falan denmemesi lazım. Şimdi karşı taraf kutuplaştırmaya çalıştırınca tabii ki biz Temel Karamoğluoğlu'yla yan yana geliriz. Çünkü layık dindar kutuplaştırması üzerinden seçim kazanmaya çalışıyorsa biz şunu göstermek zorundayız. Biz bu eksenleri tanımıyoruz. Biz de otoriter rejimden yararlanan azınlık ve demokrasi özlemindeki makul çoğunluk arasındaki eksene taşımaya çalışıyoruz. Yani ne laik dindar çatışması olsun olmasın ve her kesimin özgürlükleri yani birisinin özgürlüğü bir başkasının özgürlüğünü azaltmaz. Belli partilerin kültüründe öyle bir şey görüyorum ben aslında. Yani sanki birisi özgürleşince onun hayat tarzı tehlikeye giriyor gibi. Niye? Yani arazi geniş yani sonuçta. Biraz herkesin kendisini sorgulaması lazım. Bence bugün Türkiye'de kavgası verilen mevzu şu. Biz çoğunlukçuluktan çoğulculuğa geçebilecek miyiz? Ben Muharrem İnce'nin de bu mücadele içerisinde tek adam rejiminde değil, tabii ki bizim yanımızda durmasını isterim. Yani çok açık yani burada iki tane güç var. Bir tanesi Türkiye'ye bir refah ve demokrasi vaadi veriyor. Somut verilerle, vaatlerle. Öbürü şu anda içinde yaşadığımızı tutmak, daha da kötüleştirmek. Yani bu ikisi arasında tercih yapmak çok kolay ve eminim makul çoğunluk yapacaktır yani. Peki şöyle, Muharrem İnce biz programa girmeden az önce bir tweet attı. Saat 2.41'de atmış. Şunu diyor. Bir, geç geldiğini söylüyor Sayın Kılıçdaroğlu'nun. 17 Mart'ta Milli Yol Partisi'ni ve Bağımsız Türkiye Partisi'ni, 20 Mart HDP, 29 Mart'ta bizi ziyaret etti. Zaten bir müzakere mekanizması doğal olarak oluşmamıştır. Oluşması istenmemiştir. Cumhuriyet Halk Partisi, Memleket Partisi ile konuşmak istemedi mi? Müzakere mekanizmasını
oluşturmaktan kaçındı mı? Şöyle, demin söylediğim gibi 300'ün üzerine çıkmak ve Cumhurbaşkanlığı seçimini birinci turda bitirmek için bugüne kadar çok özveride bulunduk. Ve özveride bulunmaya devam ederiz biz. Hiçbir şekilde biz müzakere kapısını kapatmış değiliz ki. Yani ben şimdi burada hani iki taraf aynı parti kökenli iki parti var burada. Yani aynı yerden neşet etmiş. Ortak abiler vesaire belli süreçlerde bir araya geliyorlar. Bu kapanmış bitmiş dediğiniz zaman bence bu doğru değil. Yani bizden bir öneri gel. Biz bir partileri ziyaret ettiğimizde genel çerçevede ziyaretler yapıyoruz ama yani iki taraflıdır bu. O taraftan da bir öneri gelebilirdi. Şunu düşünüyorum ben, şuna inanıyorum. Demin söylediğim çerçevede 300'ü aşmak ve birinci turda bu işi bitirmek için bizim üzerimize düşen bir şey olursa yaparız. Biz kapıları herhangi bir kapatmadık ki. Biz mesela sadece karşı tarafın stratejisini boşa çıkarmak ve topluma bakın Türkiye'nin geleceği risk altında olduğunda sağcısı solcusu yan yana gelebiliyor. Ne güzel ortak akıl bunların yan yana gelebilmesi ne güzel. Soğuk savaşta yan yana gelebilselerdi başka bir şey olacaktı. Belki darbe olmayacaktı. Helal olsun. Geç oldu ama iyi oldu. Toplumda böyle bir algı var ve masayı katiyen dağıtmayın diyen bir algı var. Bize nefes aldırmayan pozitif bir baskı ortamı var. Şimdi biz onun gereklerini siyasette yaparsak gerçek anlamıyla siyaset yapmış oluyoruz. Şimdi dolayısıyla bence hani istenilirse yani demin bahsettiğim 300'ün üzerine çıkmak ve ilk turda bitirmek anlamında hala elimizde enstrümanlar var. Yani bu istenirse ben bu dediklerinizden şunu anlıyorum. Bugün resmi gazetede yayınlandı. Yarın pusulalar basılacak. Evet. Pusulalar basılsa bile Cumhuriyet Halk Partisi ile Memleket Partisi arasında bir diyalog, bir uzlaşma arayışı olabilir ve olabilir. Tabii ki. Yani şöyle, yani burada bazı detaylara giremiyorum. İki partinin de yani yönetim kurullarında insanları var. Yani iki parti de liderinden ibaret değil. Bunların tanışıklığı var. Yani oturulup konuşuluyor, ediliyor. Zaten kök parti Cumhuriyet Halk Partisi. Yani şöyle, yani bizim yani bunu da böyle propaganda mahalline getirmemek lazım şu aşamada bence. Daha sonra isterlerse getirsinler. Ayrı bir parti istediğini yapabilir. Ben hani karışamam ama şu noktada hani ben yapmadım o yaptı, o yapmadı ben yaptım şeyi şu anda bence onun için erken diye düşünüyorum. Neden? Yine aynı şeyi söyleyeceğim. Ülke yararı 300'ün üzerine çıkmak ve ilk turda bu işi bitirmek. Son ince bahsini kapatmadan bir cümlesi daha var onu da söyleyeyim. Diyor ki siyasi partileri sosyal medya üzerinden linç etmek, onları yıldırmak, yaftalamak, itibarsızlaştırmak ve diz çökmeye zorlamak bir müzakere yöntemi olamaz. Despot, dayatmacı bir zihniyet diyor aslında. Siz sosyal medyadan hırpalamaya çalıştınız mı? Yani böyle bir talimat verdiniz Hayır. mi? Cumhuriyet Halk Partisi daha önce de bir süreç yaşandı hatırlarsan. Akşener'in orada evet kalktı. Biz 3 gün hiçbir televizyona çıkmadık. Radyo, televizyon, hiçbir mekanizma, sosyal medyada tweet dahi atmadık. Ve biz gerilimi soğuttuk. Şu anda da bizim partimizde yetkili hiçbir şahıs, MYK, PM, milletvekili, bu CHP'de aslında daha önceleri çok rastlanan bir disiplin değildi. Eleştiri hakkımız tabii ki var ama disiplini de sağlamayı başardık. Kesinlikle Memleket Partisi ve Muharrem İnce aleyhine bir tavrımız olmuyor, olmayacak. Yani biz sürecin nazikliğini biliyoruz. O da dedi ki tek adam rejimi, bilimle uzlaşmayan, kadın düşmanı, demokrasiyle alakası olmayan eleştirilerde bulundu. Şimdi demin bahsettim. İktidardan kurtulmak öncelikli meselemiz. Sonra biz sistemi denge ve denetleme mekanizmalarıyla açarsak belki Muharrem Bey'in partisiyle bizim partimiz rekabet edecek. Belki koalisyon kuracaktır. Yani bilemem ki ben bunları ama şu andakini devamını dolaylı veya doğrudan katkı vermek tarihsel olarak yanlıştır. Mesela bunu bir tek ben görmüyorum. Bunu toplumun çoğunluğu görüyor. Ve bizi nefes, yani hiç nefes aldırmıyorlar. Şöyle yani en ufak bir kriz olduğunda veya ihtimal ortaya çıktığında toplum yan yana durun, büyütün kendinizi diyor. Mesela biz Halil İbrahim sofrası kavramını şundan kullanıyoruz. 6 parti var ama yetmez diyoruz. Sivil toplumu ve belki diğer partileri, diğer aktörleri de sürece katabilmemiz için geliştirilmiş bir kavram. Helalleşme, Halil İbrahim sofrası. Yani biz aslında yan yana gelmenin dilini kuruyoruz. Yani o yüzden hani burada yan yana gelinemiyorsa işte onlar aslında istemediler üzerine kurmamak lazım şu aşamada bence. Şu istemedi, bu istemedi diye gitmem. Ben ne Memleket Partisi ile ilgili böyle söylerim ne kendi partimle ilgili. Şu anda orada değiliz bence. Şimdi tabii seçim dönemlerinde ister istemez insanlar, ben mesela özellikle geçmiş seçimlere çok bakıyorum. Yani geçmiş seçimlerde 14 Mayıs 1950 işte... Evet. 6 Ekim miydi, 6 Haziran mıydı, 1977 seçimi. Evet.
Şimdi Behlül Özkan bir tweet atmış. Diyor ki CHP'den ayrılarak kurulan Turan Feyzioğlu'nun CGP'si %1,9 oy aldı. Ve CHP 41 almasına rağmen iktidar, tek başına iktidar olamadı. O Güneş Muhtar süreçleri hatırlıyorsunuz. Siz siyaset bilimci olduğunuzu benden çok daha iyi biliyorsunuz. İttifak olsaydı diyor seçim öncesi belki çoğunluk olacak, ele geçirilecekti ve belki de Türkiye 12 Eylül'e gitmeyecekti. Yani orası çok kritik bir eşik. Sonra hatırlatma yapıyor. Turan Feyzioğlu Ecevit'in başbakanlığı kurulan hükümete giriyor CGB. Cumhuriyetçi Güven Partisi. Şimdi yani o çok dönem güzel bir örnek. Bu hamle erken yapılmış olsaydı belki başka türlü olacaktı. Tabii ben şunu da ekliyorum buna. Esasında işte ortanın solu sonrasında ilk kopmalar oluyor CHP'den. Sonrasında işte 72 kongresinde satır ekibi kopuyor ve 73 seçimlerinde Ecevit'in ilk başarısı geliyor. Engellemeye çalışıyorlar ama kopanlar başarısız oluyorlar. Yani biz Atatürkçüyüz, bunlar değil diyorlardı ama kaybediyorlar. Şimdi Türkiye'de de esasında benzer bir, yani çok benzer olmamakla birlikte ama ciddi benzerlikler de içeren. Yani hani o dönemki CHP'yi işte bunlar solcu, Atatürkçü değil diye eleştiren bir kitle vardı ve elde ettikleri oy bu. Yani bugünle nasıl benzerlik kuruyorsunuz? Bu Türkiye'ye nasıl bir maliyet çıkartabilir? Biz bir programda bunu tartıştık. Yani tarihçi olarak zaten tarihçilik de bu işe yarıyor. Şimdi mesela biz geçmişten ders alacaksak şunu almalıyız bence. %40 civarında bir oy alıyorsunuz ve bugünkü sistem olsa ezici bir çoğunlukla iktidara geleceksiniz. Bugünkü sistem yok. Pür saf nispi temsile benzeyen bir sistem olduğu için orada iktidara gelemiyor Ecevit. İktidara gelseydi muazzam bir Güney Avrupa sosyal demokrasisine yelken açacak belki. Ve Ecevit ve arkadaşları komünistlikle ve Atatürk'ten sırt çevirtmek, Ecevit gibi birisine Atatürk'e karşı, Atatürk değerlerine karşı diye bir programda kurdular. Ecevit yani. Bildiğimiz Ecevit. Şimdi bu yanılgılara düşüyorsanız, tarihsel yanılgıya düştüğünüzde şöyle oluyor. İktidarı kendi ellerinize, rakiplerinize veriyorsunuz ve onlar da reaksiyoner olduğu için Türkiye'yi demokrasiye taşıyamıyorlar. Yani tarihte Ecevit'ten kopanların Ecevit'in etrafında durmayıp rakip ittifaka gitmesi yüzünden büyük bir fırsat kaçtı bence. Türkiye'nin toplumsal sosyolojik dinamikleri sol bir iktidara desteklerken çok ciddi bir fırsat kaçtı. Bugün demin özetlediğim nedenlerle değişimi ilkeler etrafında savunan, eşit olmadığı bir yarışta umutla ve erdemle mücadele eden bir yapı, bugünkü Türkiye'de Ecevit'in o dönemki duruşunun devamıdır. O günkü MHP'nin devamı da bugünkü Cumhur İttifakı'dır. Hatta ideolojik olarak daha geridir. Açık metinlere bakalım. Yani dolayısıyla bu benzerlik çok önemli bir ders içeriyor. Yani o dönem Ecevit yalnız kalmasaydı. Yani hatta Feyzioğlu için şey derler, ortanın solunun doğal lideri bendim, niye Ecevit oldu gibi bir duyguya kapılmış. Yani duygusal bir yerden geldiğini dair yaklaşımlar da var. Milliyetçi bir yerde duruyor ama o ya. Ama şöyle, zaman içerisinde oraya gidiyor. Yani o da öyle bir değişim geçiyor. Turan Güneş sesi mesela benim kalkıma daha çok yatıyor ama. Yani Turan Güneş hep Ecevit'in yanındaydı zaten. Yani Turan Güneş, Turan Feyzioğlu, Ecevit aslında aynı dinamik oluşumdan çıkıyorlar. Bir tanesi giderek başka bir yere doğru gidiyor ve bunun ciddi bir maliyeti oluyor. Şimdi bugün biz nasıl bir ders çıkarabiliriz buradan? Şimdi bizim yeterince milli ve yerli olmadığımız eleştirileriyle bizim cenahımızdan kopup AKP'ye yanaşanlar var. Ve bunlar da mesela tarihi çok iyi etüt ederlerse aslında bunu yapmamaları gerektiğini görürler. Bizim durduğumuz yer aslında tarihsel bakımdan doğru yer. Türkiye'yi demokrasiye taşıdığımızda Memleket Partisi'nin de eğer iddiası ve toplumsal karşılığı varsa bir yere gelebilecek. Yani biz çok partili hayatın, çoğulcu hayatın önünü açmaya çalışıyoruz. Kendi mutlak iktidarımızın önünü açsak, parlamenter sisteme niye geçmeye çalışalım? Mevcut sistemde biz de devam etmeyi savunurduk. Bir popülist lider çıkarırdık. Genç bir arkadaş bağırıp çağırırdı. Sürüklerdi milleti peşinden. Halbuki biz diyoruz ki ortak akıl diyoruz. Yani karşı tarafın yöntemleriyle mücadele etmedik aslında biz. Yani daha gererek, daha kutuplaştırarak bunun da bir maliyeti olacaktı ama çok fazla insan belki peşimize düşecekti. Halbuki biz diyoruz ki geçiş aşaması da barışçıl olmalı, inşa da barışçıl olmalı. Bundan daha değerli bir siyasi öneri yok bence şu anda Türkiye'de. Evet, şöyle şimdi Cumhuriyet Halk Partisi'nin iktidara ya da Millet İttifakı iktidara talip olduğu bu dönem bölüşümün en fazla çalışanlar aleyhine değiştiği bir dönem. Elbette. Yani işte bugün mesela programa girmeden önce bir arkadaşımız ev kiralamak istiyor. 8500 liraya ev tutmaya çalışıyor. Böyle bir şey yok. Maaşlarda böyle bir güçlü bir ilerleme olmadığı halde hayat standardı insanların özellikle daha entelektüel ihtiyaçları olan insanların gereksinimlerini karşılamaktan çok uzak. Cumhuriyet Halk Partisi
toplumun yoksullarına, toplumun dar gelirlerine, emeklilere, işçilere, öğrencilere ne sunacak ve onların gönlünü demokrasi, hak, hukuk, adalet, barış söyleminin dışında onların oyunu nasıl alacak ve nasıl bir Türkiye hayal ediyor? Şimdi tabii bizim sosyal devlet eksenli önerilerimizi uzun uzun anlatabileceğim bir program yaparız belki. Ama basit bir şey söyleyeyim. TOKİ bizde olsaydı, TOKİ bugüne kadar 1 milyon konut üretti, orta ve üst gelir segmentini ürettiği için şu anda bu konut krizi yaşanıyor Türkiye'de ve İstanbul'da. TOKİ bizde olsaydı, örneğin biz 1 veya 1 artı 1, 1 var, 1 artı 1 vesaire bu tür konutlara abanırdık. Genç evlilere ve üniversite öğrencilerinin bulunduğu yerlere bunları yapardık. Ama ideolojik nedenlerle bunlara karşı oldukları için bu tür konutlarda yapmadılar. Ama dikey mimariye ideolojik nedenlerle karşı çıkmıyorlar. Aslında dikey mimari biliyorsun mahalle baskısının hiç olmadığı bir ortam. Ama para söz konusu olduğunda birdenbire bu tür itirazlar ortadan kalkıyor. Yani şunu söylemeye çalışıyorum. Biz iktidarda olsaydık zaten konut politikamız gereği şu andaki kira krizini önlerdik. Hala çok sayıda yüz binlerce boş konut var. Bunların değerlendirilmesi lazım. Boş kaldığı sürece vergiyi yüklersin. Yani anlatabiliyor muyum? Yani bazı politikalarla aslında onları da itekleyebiliriz. Bir de yerel yönetimler Viyana gibi, Berlin gibi yerlerde çok sayıda konuta sahiptir. O konutu belli bir şeyde kiraladıkları için düşürürler ortalamayı. Yani aslında enstrümanlar belli. Ben bir örnek vereyim. Yani sadece bir örnekten ilerledim çünkü çok fazla konu var. Bizim Kiptaş'ın başında bir arkadaşımız var İBB'de, Ali Kurt. Ben takip ediyorum. Aydınlık yerlerde Tuzla'da 13 ayda sosyal konutlar bitirdi. Ve yenilikler de uyguluyor. Örneğin etrafta duvar yok. Bu gated communities diyorlar ya, kapalı toplum, öyle bir moda vardı bir süre. Evet, evet. Çok korkunç bir şey var bence. Mahalleleri bunlar öldürdü. Etrafı boş, inanılmaz da yani etkin, sürdürülebilir bir gelirle bir konut orada modeli var. Yan tarafında 2019'da başlatılan TOKİ konutları hala devam ediyor. Hatta çok başlangıçlarda. Yani çözmek istersen çözersin ama ideolojik olarak bir tercihte bulunman gerekiyor. Yani belli gruplara para kazandırayım üzerinden gidersen olmaz. Ama belli grupların ihtiyaçlarını çözeyim diye gidersem, tercihim bu yönde olursa zaten yaptıklarımız, yapacaklarımızın garantisi. Yani biz Kiptaş üzerinden yaptığımız modelle sabit ödemelerle, yani sabit tutarak, şu enflasyonist ortamda sabit ödemelerle konut sahibi yapıyoruz insanları. Yani bence bu mümkün. Şu anda mesela Türkiye'de orta sınıfın yoksullaşması süreci yaşıyoruz. Yani şöyle maalesef. Bir şey, eğitimli orta sınıfta gidiyor. Eğitimsiz orta sınıfta aşağıya doğru, esnafı kastediyorum çoğunlukla. Şimdi orta sınıfın güçlendirilmesi diye bir projemiz var bizim. Orta sınıf nasıl güçlendirilsin? Hem demokratik yöntemler var bunun. Mesela bak, bir okula gönderecek çocuğunu, tercih vermiyoruz. Yani çocuğunu şu okula göndermek istiyorsa bu okula gönderesin. Ama fiilen onu oraya gönderemiyor. Yani eğitim tercihlerinden başlayarak mesela vergi dilimlerinin hesaplanmasına kadar, vergi sisteminin hesaplanmasına kadar, asgari ücretin belki sektörel olmasını tartışmaya kadar çok sayıda değişiklik önerisi getirilebilir bu konuda. Yani yeter ki şu andaki asgari ücret maskaralığından kendimizi sıyıralım. Çünkü bu asgari ücret, eğer asgari ücret olsaydı çalışanların %10'unu ancak kapsaması gerekiyordu. Şu anda %60'a doğru gidiyor. Orta sınıfın hızla eridiği inanılmaz bir sürece doğru gidiyoruz. Dolayısıyla ilk iktidarın üretimin önünü açarken toplam gelirler düzeyinde çalışanların %35'lerden 27'lere inen gelir durumunu da düzeltmesi lazım. Yani güvenceli istihdam olmadan büyümek istemiyoruz biz. Yani Çin modeli vesaire, bizim böyle bir tercihimiz yok. Hiçbir kuşağı kaybetme lüksümüz yok. Şunu söyleyebilir misin sen 20'li yaşlarındaki birine? 10 yıl dayan, ondan sonra uçacağız. Hayır, yani hayatının en verimli zamanlarında gidip kız arkadaşıyla bir yerde oturup yemek yiyip bir kahve içemiyor. Yani geçen bir genç arkadaş şunu söyledi bizim bir çalışmamızda. İş bulmuş, iş görüşmesi günü 300 lira harcamış, sonra da olmamış. Yani evden çıkmasaydım daha iyi diyor. Yani evden çıkmayarak hayatta kalmaya çalışan ve işte bildiğimiz televizyonlar vesaire üzerinden başkalarının hayatını izleyen, kendi hayatını yaşamayan, başkalarının hayatını izleyen insanlar. Bu kesinlikle bu kötü yönetimin neticesidir. Ve biz mesela bu seçimde bölüşüm meselelerini sadece biz değil, CHP değil, yani başka partilerde bölüşüm meselelerini, adaletsizliği, birilerinin palazlanmasının diğerlerine maliyetini ilk defa bu netlikte anlatabilmeye başladık aslında. Daha önceki seçimler başka gündemlere sıkışıyordu. Bu toplumun çok ciddi bir bölüşüm mücadelesi meselesi var. Ve oraya odaklanırsak çok fazla genci de yanımıza alma ihtimali var.
hep aynı yerlere sıkışan, kimlik mevzularına sıkışan siyaset, sınıfsal meseleleri çok ciddi şekilde sessizleştiriyor. Ama buna bence artık bu yani numaraların da artık çok kabul görmediği bir ortama girdiğimizi ben düşünüyorum. Valla ben de gençlerin gerçekten doğrudan gelir desteğiyle desteklen, daha güçlü şekilde desteklenmesini bizim bu tür projelerimiz var ama mesela ben şu anda mesela aile destekleri sigortası içerisinde belli bir sınırın altında olan gençlere destek var. Şöyle söyleyeyim, aslında bu evrensel yurttaşlık gelirinden başka bir şey değil. Biz bunu 2011'lerden itibaren aile destekleri, yani sigorta kavramıyla koyduk. Çünkü ILO'nun kavramları böyleydi. Aslında zaman içerisinde son dönemde popüler olan evrensel yurttaşlık geliriyle aynı anlama gelmeye başladı. Doğrudan ailede ev kadınına para yatıyor. O ailede, o yoksul tanımlanan ailede genç varsa istihdamda öncelik tanınıyor. Ve biz KYK dediğimiz kredi yurtlar mantığını da kabul etmiyoruz. Bir sol parti. Şunu söyleyebilir mi Allah aşkına? Yoksul çocuk okusun sonra parasını ödesin. Hayır, biz şunu söylüyoruz. Solcuysan böyle söyleme. O çocuk okuyacak. Zaten iş sahibi olduğunda kendisine ve ailesine ve topluma bir faydası olacak. İşte biz o faydayı böyle ölçüyoruz. Yani böyle yaparsan çok sayıda insanın yoksulluktan iki tane çıkış yöntemi var biliyorsun. Birisi kamusal eğitim, diğeri güvenceli istihdam. Yani bu iki mekanizmayı kullanmazsan basarsın yardımı, makarnayı basarsın, yardımı basarsın. O insanların da bir süre sonra yardımlarla sadece dizlerinin üzerine bile kalkamayan, yani nefes alabilen insanlara döner. Onların hayatları çalınmış olur. Yani bu anlamda bizim aslında şunu memnuniyetle görüyorum. Hem CHP'nin çok kuvvetli bir sosyal devlet algısı ve önerileri var. Bu bazı arkadaşlar şöyle bir iddiada bulunuyor. Sağ partilerle yan yanayız ya, işte onlar tarafından kabul edilmez gibi şeyler vardı. Masada sosyal devletle ilgili önerilerimiz çok kolay kabul gördü ve İYİ Parti'nin de bu anlamda yaklaşımı olumlu. Yani biz bu anlamda hak temelli ve insan haysiyetiyle uyumlu bir sosyal devlet kurmak anlamında çok ciddi önerilere sahibiz. Yani bir programda bunları detaylı konuşmak istiyoruz. Peki en sıkıştığınız şey ne oldu? İttifak altı masa görüşmelerinde. Şey, vaatlerle ilgili mi? Yani şöyle işte mesela yani belki kadınlarla ilgili bizim vaatlerimiz biraz daha net kullan. Ama orada da şöyle oluyor. Kimse masayı dağıtmıyor bu yüzden. Mesela uluslararası sözleşmeler temel alınacak denildiği zaman oraya bir alan açmış oluyorsunuz. Zaten belli konularda çok uzlaşma yoksa onu oraya taşınmamaya tercih ettik. Çünkü şöyle bir metafor kullanıyorum ben. Bu partiler bir köprüyü aynı otobüste beraber geçmeye yazgılılar. Yani beraber bir köprüden geçeceğiz. Biz birbirimize yapışık ikizler değiliz. O köprüden geçtikten sonra daha rekabetçi, ferah, insan haysiyetine uygun bir sistem kuracağız zaten. Orada farklılıklarımıza rağmen yan yana yine yaşayabileceğiz. Biz şey değiliz, aynı değiliz. Ama bugüne kadar çok ciddi bir kriz olmadan buraya kadar getirdik. Çünkü bu seçimleri kazanamamanın maliyetinin ne olduğunu buradaki aktörler çok çok iyi biliyor diye düşünüyorum. Peki şöyle devam edelim. 15 Mayıs sabahına Türkiye nasıl uyanacak? Mesela geçen hafta TKP Genel Sekreterine sordum Kemal Okuyan'a. Dedi ki 14 Mayıs'ta kimse uyumayacak dedi. O yüzden dedi uyanmayacağız dedi. Yani nasıl bir şey? Yani şöyle mesela onu da gene geçmişten bir örnekle vereyim. 1908 2. Meşru ilanından sonra İstanbul, Selanik, Sofya, Diyarbakır fotoğraflar var elimde bakıyorum. Sürekli panayır gibi yani bir bayram gibi coşkuyla günlerce kutlanıyor ama o devrim, o meşruiyet 1908'deki yani bir sene sonra bütün tablo değişiyor. Yani 1909'dan itibaren bir anda bütün o umut, heyecan yerle yeksan oluyor. Yani sizin vaat ettiğiniz Türkiye, kafanıza tahayyül ettiğiniz Türkiye nasıl bir Türkiye olacak? Şöyle biz aslında kendimizin de müstebitleşmeyeceği yani bizim de otoriterleşmeyeceğimiz tedbirlerle geliyoruz. Aslında Türkiye ve Osmanlı ve Türkiye siyasi tarihinde şey var ya işte. Bir kurtarıcı geliyor, işte demokrasi vaadiyle, özellikle çok partili siyasi hayattan bahsediyorum. Ve özellikle sağ partilerden, kimse alınmasın. Demokrasi vaadiyle, kalkınma vaadiyle gelip bir süre sonra otoriterleşiyorlar. Çünkü otoriterleşmenin bir ekonomi politiği var. Hızla zenginleşmek istiyorlar ve kural istemiyorlar. Bu kadar net. Şimdi bu teşhisi yaptık mı? Biz aslında kendimizi de denetleyecek mekanizmalar, mesela ihale kanununu öyle yaparsın ki kendi zenginliği niteliksiz de olsa, beceriksiz de olsa, altyapısı da olmasa benim zenginimdir, besleyeceğim diyemeyebilirsin. Tercih meselesi yani. Sonra vergi meselesi, tercih meselesi. Üretimi artırmak, bak o kadar net ki üretim olmadan, yani sosyal demokrasi artık bu aşamaya çoktan geldi.
Türkiye'de üretim güçlenmeden bölüşümü nasıl sağlayacağız? Yardımlarla olmaz mı? Taşınmaz suyla değirmeni dönmüyor. Peki üretim, üretici güçlerle, ki ben buraya sadece iş insanlarını katmıyorum. Sizi de katıyorum. Yani çalışanlar da üretici güçtür. Bunların önünü açacağız. Mesela iş insanları arasında bana yakındır diye kayırma mekanizmasını abanırsanız üretici güçleri zaten düşürüyorsunuz şeyden. Üretemiyorlar. İstihdam yaratamıyorlar. Bir de şöyle bir mevzu var. Dış politikamızı bölgesel barış esasına dayandıracağız. Türkiye'nin muazzam bir potansiyeli var. 100 milyar dolarlık bir dış ticaret potansiyelimiz var aslında. Tarım, ticaret ve turizm 3T aslında bizim dış ticaretimizin motoru olabilecek 3 tane enstrüman ve bölgede bu konuda çok avantajlı olduğumuzu düşünüyorum. Dolayısıyla buralara abandığında zaten istihdam kendinden oluşuyor. Dolayısıyla biz üretimi çok önemsiyoruz. Belki yani 70'li yıllardan veya daha önceki sosyal demokrasi, hep demokrasi, insan hakları der, bölüşüm der. Biz üretim, güvenceli istihdam ve bölüşüm diyoruz. Yani bu üreten aktörlerin önünü açarak ve Türkiye'yi bölgesindeki avantajları iyi değerlendirecek bir konuma taşıyarak ekonomiyi ferahlatmayı düşünüyoruz biz hızlı bir şekilde. Ama asla Çin modeliyle değil. Yani Çin modeliyle ferahlatmak demek birkaç kuşak zenginler için kendini feda etsin. Birileri de milyar dolarlarla lüks hayatlar yaşasın demektir. Çünkü Çin'de de o anlamda öyle bir toplumsal yapı oluştu. Yani muazzam zenginleşen gruplarla onların yanında durduğu için sesini çıkarmayan bürokrasi ve diğerleri. Yani dolayısıyla bizim dünyada pandemi sürecinden sonra ortaya çıkan fırsatları iyi değerlendirebileceğimiz bir anlayışımız var. Ve Avrupa'ya da yani Avrupa'ya da çok önem veren bir ekonomik modelimiz var. Yani onlarla ihracatımız çok yüksek zaten. Onu biraz daha kuvvetlendirmek. Yani bu şekilde şunu yapacağımızı düşünüyorum. Mesela genç birisinin Türkiye'den gitmek değil dönmek gibi bir motivasyonu olacaktır. Peki şöyle devam edeyim. Milliyetçi Hareket Partisi tabii şöyle 2018'deki seçimlerde de benzer bir şey olmuştu. MHP işte nasıl girecek filan. Şimdi de 19'da. Şöyle bir şey, MHP gene kendi adıyla logosuyla gireceğini söyledi. Bir böyle olursa nasıl bir tablo oluşabilir? Sizin de milletvekili listeleri oluşturmaya çalıştığınızı biliyorum. Önce bunu MHP'yi bir değerlendirin, sonra Cumhuriyet Halk Partisi. Şöyle edeceğim. Aslında iki tarafta birbirine bakıyor. Aslında üç taraf var. Emek ve Özgürlük Platformu. Yani onlar da hep birbirimizi, yani bunun bir relatif tarafı var. Şimdi mesela biz şunu tahmin ediyorduk. AKP pek çok yerde MHP'yi listelerine koyacak. Fakat bu AKP'ye daha yarıyor. Toplamda 300'ün üzerine çıkmaları için ikisinin belli illerde yan yana girmesi lehlerine oluyor. Ama buradaki zayıf halka, yani sıkıntılı aktör MHP. Şimdi %7'nin altına indiği yönünde eleştiriler ve şeyler var, tespitler var biliyorsun. Ama çok rakibi var MHP'nin. Yani BBP var, İYİ Parti var, yani bir sürü milliyetçi parti ortaya çıktı. Dolayısıyla markasının zayıfladığı algısını ve iktidara çok fazla yanaştığı algısını verirse kaybediyor. Öte yandan markasıyla girdiğinde vekil kaybediyor. Veya toplamda 300'ün altında belki düşme riski olacak. Dolayısıyla burada bir ikilem var. Bu ikilem MHP için yani kendi logosuyla girip belki son anda belli bir oy tabanını çekme ile belli yerlerde AKP ile girip vekil sayısını artırma arasında bir karar vermesi lazım. Şu anda görünen kendi logosuyla girme yönünde. Böyle olduğu zaman bir örnek vereyim. Bir, mesela bizim Adıyaman'da 2018'de şöyle oldu. Biz %12 aldık. 5.7 İYİ Parti aldı. 17. Değil mi? 9.5 MHP. 15 HDP. Şimdi MHP İYİ Parti'den yukarıda ama o dönemki sistemde biz ve İYİ Parti beraber girdiğimiz için %17 olduk. HDP'den bir vekil bize geldi. Şimdi bu sistemde MHP örneğin bir yerde 10 olsun, biz 11 olalım, İYİ Parti 7, 8 olsun. Biz aynı listeden girdiğimizde bu yani bizim hani İYİ Parti ile CHP arasında diyelim ki CHP biraz daha önde, İYİ Parti diyor ki tamam burada, bu ilde sizin listenizden giriyoruz. Biz olduk mu %20? Orada vekili bize geliyor. Şimdi bu durumda AKP ve MHP'nin belki beraber hareket etmesi lazım. Ama risk şu, özellikle küçük yerlerde MHP seçmeni Erdoğan'a dair bir kısmının bir sorunu var. Cumhurbaşkanlığı da vermek istemiyorlar. Bir de mevcut yönetimlerine karşı da çok %100 bir destekleyici ortam yok. Belli bir fire var orada. Dolayısıyla AKP'ye yanaştığında tepkisi olarak belki bizim ittifaka yönelebilir veya küçük partilere yönelebilir. Dolayısıyla burada
matematik ne diyorsa yapmakla matematiğin canını yakacağı siyasi aktörleri ikna etmek arasında muhteşem bir gerilim var ve bunu doğru yöneten kazanıyor. Peki Cumhuriyet Halk Partisi listelerini... Uykusuz gecelerimiz de bu nedenledir yani. CHP listelerini görüyorum, milletvekili başvurularında büyük bir ilgi var. Yani gerçekten özellikle büyük şehirleri ben görüyorum. Oralarda çok ciddi bir ilgi var. Bu bir kaos yaratır mı? O seçildi, beni seçilmediniz, ben küstüm gittim, işte sosyal medyadan şuna bir laf edeyim filan. Böyle bir krizi de beraberinde bu kadar talep oldu. Yani bu kadar rağbet gördüğünde bir takım krizleri de ister istemez üretmek durumunda kalıyorsun. Bu süreci yönetebilecek bunun misiniz? Bunun coşkusunun bir nedeni genel başkanımızın Cumhurbaşkanı'na yürüdüğüne dair bir inanç ve bu umut örgütü canlandırdı. Ve çoğu arkadaş şunu biliyor, o başvuru yapanların. Devleti alırsak zaten yani onların hepsinin çalışmak zorunda olduğu bir alan oluşacak. Yani tabii ki liyakatleri varsa, ben her aday devlette çalışmaya uygun demiyorum ama sonuçta belli bir seviyenin üzerinde insanlar başvuruyor. Ve biz bunlara bu dönem şunu söylüyoruz. Bu seçimler başka türlü bir seçim. Devleti aldığımızda devleti yönetmekle yükümlü olacağız. Dolayısıyla hiç kimse seçilecek yere konmadı diye arıza çıkarmamalıdır. Ben mesela her siyasetçiye şunu öneririm. Yani kendim geçen seçimde 2018'de birinci bölgede 18. sırada adaylaştırıldım. Birinci sıradaymış gibi çalıştım. Çünkü çok önemli bir tecrübe bu. Bu bir maraton. Öyle bakarsanız yani bunu bir maraton olarak görürseniz ve özellikle adaylaşamayanlar seçim bitene kadar hiç bu konuları gündeme getirmezlerse hepimiz kazanıyoruz. Yani böyle bir kritik dönemde bizim Cumhuriyet Halk Partisi olarak şöyle enteresan bir yönümüz var. Yani biz amiral gemisi gibi toparlayıcı aktör olmak durumundayız. En büyük parti olarak ama duruş olarak da öyleyiz. Şimdi mesela Deva Gelecek ve Saadet kendi aralarında bir küme oluştursunlar istiyoruz. Yani en azından yarı bölge, illerin yarısında en azından aşağı yukarı bir parti çatısı altında beraber girmelerinin onları belki Cumhur İttifakı seçmenlerine bir odak haline getirebileceğiyle ilgili bir hesabımız var. Onların tercihleri de önemli. İyi Parti ile bizim belli illerde ki o kadar görünen köy kılavuzu istemiyor ki. Tek vekil çıkaran iki il var. Bayburt, Tunceli. 11 il iki tane vekil çıkarıyor. 20 il üç tane. Küçük illerde ittifak veya yan yana gelmek daha zararlı oluyor. Bir de Millet İttifakı'nın Ağrı gibi vesaire çok kuvvetli olmadığı yerler var. Orada zaten ortaklaşmadığın zaman hiçbir hükmün olmuyor. Bunları görüyorsun zaten. Şimdi matematik sana anlatıyor yani böyle böyle yap diye. O nedenle bunu iyi değerlendiren ama burada da şey çok önemli. Örgütü çok iyi motive etmeniz lazım. Kırıklıkları çok iyi motive etmeniz lazım. Yani insanlar sınıf başkanı olamadığı zaman bile üzülüyorlar. İnsan doğasında böyle bir şey var. Ama bu dönem o dönem değil diye düşünüyoruz. İktidar tünelin ucunda gözüktüğü sürece ve umudu taşıdığımız sürece bu süreç çok hızlı bir şekilde krizsiz atlatılır diye düşünüyorum. Cumhuriyet Halk Partisi'nin yanılmıyorsam en azından 12 Eylül'den beri milletvekili çıkaramadığı bir il var. Sizin de doğum yeriniz Rize. Evet. Bu sene orada bir şey olabilir mi? Nasıl görüyorsunuz kendi memleketinizi? Çok yakından takip ediyorum ve gördüğüm dengeler, değişimler çok olumlu. Biz yine demin bahsettiğim matematik tanrısının uyarılarını dikkate alırsak orada bir vekile yakınız diye düşünüyorum. Çünkü bu bir süreç yani. Son bir ayda olmaz bu işler. Sel felaketlerinden tut her sıkıntıda bizim belediyelerimiz orada kendilerini hissettirdiler. 30 vekille gidip çalıştık. Genel Başkan sembolik olarak önem veriyor. Sık sık geldi ve grup konuşmalarında en fazla ağırlık verdiği illerden bir tanesi Rize. Çaykur işçilerinin meselelerinden tut, çay yasasına kadar hakim konulara. Biz sahada böyle geziyoruz. Karşı tarafta tamamen bize yanıt vermek zorunda kaldığı bir süreç. Ve orada bizim dikkatli hareket ederek, adaylaşma sürecinde dikkatli hareket edersek 1980'lerden beri vekile çok yakınız. Başka yerler de var. Örneğin biz Kütahya'da 41 yıl sonra vekil çıkarmışız. Yani benim bahsettiğim sistemin belki biraz yararı oldu. Zaten biz... Kesinlikle yararı oldu. Şimdi Erzincan, Erzurum, Kars, Rize, Van yani böyle sayabilirim. Buralarda vekil çıkarıp büyük şehirlerde de kümülatif olarak vekil sayımızı arttırdığımızda oyun planımız başarılı oluyor. Yani toplamda 300'ün üzerine çıkmak.
Yani o anlamda hayati bir süreç. Ya bunun için İyi Parti ile doğru bir çalışma kurmanız lazım. Birbirinizi iyi anlamanız lazım. O şekilde ancak olabilir, değil mi? Yani bu tabii ki. Sonuçta... Şöyle yani bizim yani İyi Parti'nin %10-20 olduğu bir yerde biz %10'sak illa bizim listemiz İngiliz'in dediğimiz anda 300'ü riske atıyoruz. Yani bu tür esneklikler tam tersi de geçerli ama tabii ki. Mesela Erzurum'da daha güçlü görünüyorlar diyelim. Bunu genel başkanımız açıklama verdiği için bu örneği ben de veriyorum. Hani o zaman biz diyeceğiz ki işte sizin listenizden veya işte birinci sıra sizde olsun. Bunları yapamazsak zaten neden bunları yapmak zorundayız Allah aşkına? Bu duruma kendimizi niye düşürdük? Ben Türkiye'de umarım bir ferah zamanda, yani devamlı bir otobüsün önünde koşuyoruz ya, seçimler, ya bir doğru düzgün seçim sistemi oluştursak da insanlar geceleri rahat uyusa. Yani neden biz doğrudan yansıtamıyoruz irademizi? Bu sistem ne olmuyor? Büyük partilere yontuyor. Özellikle Cumhurbaşkanlığı hükümet sisteminde. Hükümet nereden çıkıyor? Yürütmeden çıkıyor. Değil mi? Yasamadan çıkmıyor. O zaman yasamada bu kadar baraja ihtiyaç yok. İşi karıştıran biraz da bu sistemde yasamanın biraz daha serbest bırakılması gerekiyordu. Oraya da barajı dayadığında ittifak meseleleri girift hale geliyor. Benim şahsi tercihim, ben Almanya'daki seçim sistemini çok beğeniyorum. Yani ona benzeyen bir sistem olursa Türkiye ferahlar. Ama biz bunları tartışamıyoruz. Çünkü bir de şu var. Benim ittifakım Türkiye'nin yararına 30-40 yıl devam edecek en az şeyler öneriyor. Ama seçim sistemini hep kazanacağı lehte yamalayan iktidar da komik bir sistemle karşımıza geldi. Öyle komik ki baraj var ama hiçbir faydası yok. Bir tek ittifak yapıyorsun. Bir tek küçük parti baraja takılmasın diye. Aslında 2018'deki fena değildi. Yani şöyle, o devam etseydi, yani sonuçta herkesin şimdi, yani herkesin ne oy aldığı o zaman daha net ortaya çıkmış olacak. Onun için devam etmiyor. Çünkü iktidar anlık hesaplamalarla, bu benim lehim. Şimdi mesela MHP bir hesaplama yaptı. Şöyle yaptı. Dedi ki 2018'deki oyumu korursam orada bazı kayıplarım oldu. Peki 2018'deki seçimdeki oyunun koruduğuna dair garanti yok ki. Yani siyaseti o seçimin ihtiyaçlarına göre, seçim sistemi öyle bir şey ki, yani siz Amerikalılara anlatamazsınız bunu. Yani bu seçimin ihtiyaçları bunu gerektiriyor. Böyle yapalım. Biz de böyle garip matematik hesaplarla boğuşuyor hale geliyoruz. Bir tek biz değil, iktidar da bunu yapıyor. Yani ben şöyle bir siyaset arzuluyorum. Ya şimdi şöyle, ben Yüksel Hocam sözünüzü kesiyorum. Tabii. Mesela 83 seçimlerini iktidar, yani o zaman 12 Eylül ayarladı. O parti girsin, bu veto edildi, kaldı filan bir şey oldu. 87'de bu sefer ANAP iktidardaydı ve seçim sistemini değiştirdi. Şöyle patetik bir örnek veriyorum. Oy oranı %8,83 düşerken milletvekili sayısı 81 artıyor. Anayasayı değiştirecek noktaya geldi neredeyse. Evet. Yani şimdi sonra 91 seçimlerinde de aynı şey. Sonrasında biz bu hep iktidarda olanlar kendi lehine yerel seçimlerde o düzenleme. Yani, o zaman şu soruyu soruyorum. Bu Türkiye'de herkesin oyu eşit mi o zaman? Değil. Değil. Bence çok basit. Şimdi ben yani bizi izleyenlere şey öneriyorum. Alman sistemi, Almanya'dakine bir baksınlar. Nedir o? Yarısı milletvekillerinin tam saf nispi temsille seçiliyor. Orada daha çok ideolojik bakıyorlar. Yani ben mesela sosyal demokratsam ona oy veriyorum. Bir de yarısı tek bölge. Yani örneğin bir semtten bir vekil çıkacak. O zaman da diyorum ki ya Hilmi benimle aynı partide değil ama çok çalışkan. Yani hem mahalli olana yüklenme şansın var, hem ideolojik ulusal olana yüklenme şansın var. Yani bu tarz şeyler Almanya'yı ferahlattı bu seçim sistemi mesela. Çoğunluk da sağlıyor. Çünkü bir taraf nispi temsil, bir taraf tek dereceli olduğu için. Bizim mesela hiç ferah bunu tartışamıyorum. Ben öyle bir siyasetçi özlemi duyuyorum ki, yani siyasetçi şöyle konuşacak. Ya, Türkiye'nin yararına olan seçim sistemi şu, bunu 50 yıl sürdürebileceğimizi düşünüyorum. Hadi var mısınız? Yani biz iktidara gelince biz de kendimizi yontmaya mı kalkacağız? Yoksa böyle mi bakacağız? Bence ikinci şekilde devam etmezsek bu ülke enerjisini boş yere harcamaya, birbirini kırmaya, budamaya ve siyaset sınıfı da topluma yük olmaya devam eder. Ben mesela siyaset, demin onu söylemeye çalışıyordum. Hangi sorunumuzu çözebiliyor siyaset? Yani siyaset uzun zamandır sorun çözemez. Emeklilik sistemi darmadağın. EYT zaten 99'dan beri yani düğüm olmuş. Yani bir toplumsal sorunu siyaset önüne alıp çözemiyorsa o zaman bir problem var burada. Yani bu topluma da şunu ben mesela gençlere diyorum ki ya siz bizi şundan niye sıkıştırmıyorsunuz? Ben 20 yaşında bir insanım. Çalışma hayatına yeni girdim. Ben emekli olamayacağım bu görünüşte. Sizin buna çözümünüz nedir? Yani diye sormalarını tercih ediyorum ben. Yoksa falanca filanca ile yan yana geldin.
filanca ile yan yana geldin, falanca filanca işte onunla yan yanasın falan. Gençlerin çıkar nedir ki bu tartışmalar? Yani laf yarıştırma ve kutuplaştırma üzerine varlığını sürdürebilen bir siyaset toplumsal sorunları çözmekle kendini yükümlü görmez. Yani evet. Ağustos böceği karınca misali. Yani niye çalışsın ki orada? Oturduğu yerden Ankara'dan oraya buraya laf yetiştirerek %10-15 alıyorsa ve onu da oraya taşıyorsak o da der ki Ankara'da hayat güzel ya, vekillik garanti, belli bir oy oranım var. Niye iktidara bile gelmeme gerek yok derler sonra. Evet, Sayın Taşkın, güzel bir program oldu. Ağzına sağlık. Dolmuşuz biraz. daha umarım daha sakin günlerde geleceğe dair gelecek tahayyülleri, Türkiye'nin neleri konuşması, neleri tartışması, neleri planlamasını düşündüğünüzü de konuşabiliriz. Evet, sakin derken mesela benim hayalim şuydu. Emekli olup işte bir Ege kasabasına yerleşip roman okumak, belki roman yazmak, hikaye yazmak çok iddialı olduğundan değil de. Benim burada ne işim var? Yani her şey, bütün ayar bozulmuş. Ben dünyada en çok sevdiği mesleğini yaparken bir de üste para veriyorlar diye hayret ederken yani hem sevdiğim işi yapıyorum hem pat diye üniversiteye atıldım. Yani bu iktidar o kadar milyonlarca insanı mağdur yaptı ki o mağduriyetler artık onları mağlup edecek aşamaya geldi. Ve ben demin söylediğimi tekrarlayayım. Sadece Memleket Partisi üzerinden değil. Bu değişim olmazsa hepimiz aşağıya doğru gideceğiz. Yani bir tipik Orta Doğu rejimi olmayalım. Ben bunun için herkese sorumluluk düştüğünü düşünüyorum. Hatta iktidarın içerisinde %100 söylüyorum, bunun gidişatın böyle olduğunu bilip de sesini çıkarmayanlar var. Onlar dahil herkesin İktidar üst kademelerinde mi, alt kademelerinde mi? Vallahi üst kademelerinde de var bence. Yani siyaset öyle bir şey ki, bakın iradenizi kullanıp itiraz edemezseniz sürüklenirsiniz. Yani herkesin düşünmesi lazım arkadaş. Yani bu ülkede biz ne özgür olabileceğiz, ne müreffeh olabileceğiz. O zaman bir şey yanlış gidiyor diyebilmesi lazım. Bunu söyleyenler geleceğe Türkiye'yi taşır. Söyleyemezsek gençlere hiç anlamlı gelmeyen garip garip tartışmalarda kendi kendimizi tüketiriz. Teşekkür ederim. Bir Türkiye'nin seçimi 2023 programının daha sonuna geldik. İyi hafta sonları efendim.